Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Gün geçmiyor ki EGR ve partikül filtresi iptali konularına giriyoruz. İşte iptal edilir mi edilmez mi? Kimileri edilir diyor, kimileri edilmez diyor. İşte biz diyoruz ki motora zararı var. Yok 3 yıldır 5 yıldır kullanıyorum ama herhangi bir zararı yok diyenler var. Herkese, her fikire saygım var fakat Ankara'dan Audi A6 2000 kaç modeldi abi? 2010 model 2.0 TDI dizel aracımız var arkadaşlar. Şuraya şöyle baktığımız zaman simsiyah bir karartı görüyoruz. Egzozdan çıkan dumanın vermiş olduğu siyahlık bu. Şuralarda falan şöyle. Ve tam olarak şu noktada arkadaşlar kaloriferin hava çektiği nokta. Yani buradan gelen duman şu aralardan sızarak direkt aracın içine geçerek Allah göstermesin araç içindeki insanları zehirleyebilir. Böyle bir tehlike var. Ve bu şekilde yapılmış. Kim yapmıştır? Nedir, ne değildir bilemem. Fakat araç bize bu şekilde geldi. Neden bu şekilde yapılmış ve neden buradan egzoz dumanı geliyor onu izah edeceğim şimdi sizlere. Ve nasıl yapılması gerekiyor onu da anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle arkadaşlar. Yeni sistemde Euro 5 motorlarımızda EGR sistemi su soğutmalı. Bu da aynı şekilde su soğutmalı ve su soğutma radyatörü şu arkadaş oluyor. Şu görmüş olduğunuz parlayan şu. Burası su giriş kanalı 1. Şurası da çıkış kanalı. Yani su buradan giriyor, oradan çıkıyor. İçerideki gazı soğutarak motorun içine o şekilde gönderiyor. Fakat bu sistem patladığı zaman egzoza antifriz su vermeye başlıyor. Yani sıvıyı egzoz sistemine vermeye başlıyor ve şurada bir su eksiltme yapmaya başlıyor. Bunun da devamında ne yapılıyor? Şu şekilde bir T atılıyor buraya. İptal T'si. Gördüğünüz gibi. Ve devam ediliyor. Onun da devamında içeride soğutma olmadığı için ve içerisi aynı radyatör sistemi olduğu için bildiğimiz radyatör tamiri yaptıranlar bilirler, lehim gibi yapılıyor. Çok hassas yani, incecik saclar var. Ve içeriden geçen sıcak gaz oradaki lehimleri yakıyor. Yakarak da egzoz gazını içerideki soğutma suyu kanallarına veriyor. O soğutma suyu kanallarından da başlıyor buradan bu şekilde egzoz gazı basmaya. Yani şöyle olmuş oluyor. Bunu ilk iptal ettiğimiz zaman buradan herhangi bir gaz çıkmıyor arkadaşlar. Yani zamanla eritiyor ve buradan gaz çıkmaya başlıyor. Bir de hazır konusu açılmışken şu mevzuya da girmek istiyorum. Su eksilten araçlarda arkadaşlarımız, ustalarımız bu boruyu iptal ediyor ki hani acaba buradan mı kaçırıyor deneyelim diye. Bu şekilde denediğimiz zaman arkadaşlar eğer ki radyatörümüz sağlamsa dahi içeriden yanarak bozuluyor. Yani bu şekilde denemek doğru bir mantık değil. Radyatör sağlamsa dahi o radyatörü bozuyoruz, bozmuş oluyoruz. Onun için o şekilde onu deneyemiyoruz. En güzel mantığı radyatörü söküp egzoz çıkış kanallarına, mesela hemen onun arkasında şurada var, şu görmüş olduğumuz cıvata, oraya bağlanan bir kanal var. Oradan su kaçırıyor mu kaçırmıyor mu zaten belli oluyor. O şekilde kontrol edebiliriz. Burada şu şekilde yapılmış, şu boru takılmış. Öncelikle dumanı buradan vermiş. Bu boruyu direkt buradan böyle arabanın altına takmışlar. Altta da aynı şekilde böyle siyah kararmalar var. Yani ikinci egzoz, üçüncü egzoz olmuş oldu bu şekilde. Bu şekilde olması da söylediğim gibi sağlığımız açısından çok zararlı. Dikkat etmek gerekiyor. Allah göstermesin bir zehirlenmeye maruz kalabiliriz. Bu tarz zehirlenmelerde zaten yani kolay kolay insan anlayamıyor. Artık önce baygınlık mı oluyor, nasıl oluyorsa Allah kimsenin başına vermesin. Nasıl yapılması gerekiyor? Eğer ki gerçekten su kaçağı şikayeti var ve sökmekte çok zor bir yerdeyse şuradan egzoz girişini tıkayarak onun devamında buradaki su sistemini iptal ederek su eksiltiyor mu eksiltmiyor mu bu şekilde kontrol edebiliriz. Audi araçlarda EGR soğutma sistemi ve EGR ünitesi çok pahalı olduğu için herkes he dediğimiz zaman değiştiremeyebiliyor. Finansal olarak o an için hazırlıksız olabiliyor. Bu gibi durumda da ne yapmak gerekiyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bahsettiğim şekilde iptal gerçekleştirilirse şayet
araç arıza lambası yakacak. Tabi siz su eksiltiyor mu eksiltmiyor mu onu test edeceğiniz için arıza lambasının yakması çok da önemli değil. En azından testinizi yapar, daha sonrasında yine orijinal haline geri getirirsiniz. Gerekirse bunu değiştirirsiniz ve orijinal haline döndürürsünüz. Yani yazılım attırmanıza gerek kalmaz. Fakat kalıcı olarak bu şekilde yaptığınız zaman kesinlikle yazılım attırmanız gerekiyor. Yazılımda nasıl bir şey oluyor? Tamamen yazılımın kendisi değiştirilmiyor arkadaşlar. Sadece EGR sistemindeki değerler sabitleştiriliyor. Sabit bir hale getiriliyor ve o şekilde beyin değer okuyor. Yani buradaki olmayan bir değeri varmış gibi beyinde gösteriyor. Bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla o şekilde. Yani ben bir yazılımcı değilim, çok detayını bilmem ama anladığım kadarıyla o şekilde. İşte ısıtma sensörlerinin değeri, oksijen sensörünün değeri, bunların değerleri bir şekilde farklılaştırılıyor. İptalindeki uygun değerler veriliyor, gösteriliyor. Yani tamamen iptal yapılacağı zaman burada şu koymuş olduğumuz sac var. Oradan ve aynı şekilde de emme tarafına da şuradan da iptalinin gerçekleşmesi gerekiyor ki ekstradan buradan fazla hava çekmesin. Ve tam tersi fazla hava vermesin. Şu anki durumda turbonun bastığı havayı buradan EGR'ye basıp EGR'den de şuradan dışarıya verecektir. Ve turbo basınç arızanız da oluşacaktır aynı zamanda. Yani birkaç tane arızayı bir araya getirmiş oluyorsunuz. Düzgün bir şekilde yapmak için gaz giriş kanallarının kapatılması şart. Ve yazılımı o şekilde atarsanız arıza lambanız yanmaz. Fakat önceki videolarımda da belirttim, iptalini öneriyor muyum? Hayır, kesinlikle önermiyorum. İptal edilmesinden yana değilim. En önemli noktası da motorun sağlığı açısından bir, ikincisi aracın orijinalliği açısından, sistemin orijinal kalmasından yanayım arkadaşlar. Aynı şekilde bu hortumun gittiği noktayı da göstereyim size aşağıda. Şuradan salmışlar. Eski Şahinlerde hani olurdu ya, çok yağ yakardı aşağıya salarlardı. Onu da gösterip videoyu öyle kapatalım. Kaldır oğlum arabayı. Bu arada bakımını falan yapıyoruz Audi'nin. Yani her geçen gün acayip tuhaf şeyler görmeye başladık. Bilmiyorum. Yani başka ülkelerde bu tarz şeyler yapılıyor mu? Tabii ki yapılıyor ama bu şekilde yapılmıyor. Borunun bir tanesini iptal etmişler. Pardon, bir tanesini aşağı indirmişler ama ikincisi yukarıda duruyor. Ve yukarıdaki gaz da direkt aracın içine gidiyor. Öyle zannediyorum ki araçta partiküllü polen filtresi var ve bu kokuyu net bir şekilde alamamışlar. Fakat partiküllü filtrenin kömürlerinin özelliğini kaybettiği zaman o kokuyu içeri, zehirli gazı içeri almaya başlayacak. Ve o zaman yan numaram olacak. İşler acısı, Allah göstermesin. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz, bu da 3. egzoz. Yani yukarıdaki taktıkları hortumu buraya bu şekilde. Şimdi biz bunları iptal edeceğiz. Geçici olarak iptalini gerçekleştireceğiz. Araç sahibi durumu müsait olduğu zaman gelecek. EGR'sini değiştireceğiz ve orijinal haline geri döndüreceğiz. İndir oğlum. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar. Yani eğer ki bir hata, bir iptal işlemi yapılıyorsa bu da düzgün yapılması gerekiyor arkadaşlar. Aynen dizel partikül filtresini mesela yazılım olarak iptal ediyorlar ama içinin taşı içinde kalıyor. Bunların hiçbirisi doğru değil. Hiçbirisini tavsiye etmiyorum. Ama illaki de yapmak zorunda kalırsak en azından doğru şekilde yapalım. Yani saçma sapan bir şey olmasın. Şimdi söylediğim gibi boruyu da sökeceğiz buradan. Sajlarımızı koyduk. Gaz geçişini, iptalini gerçekleştirdik. Yazılımımızı atacağız. Devamında da EGR'yi değiştireceğiz. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.